Yaz geldi, mayo ve bikinilerimizi giymeye can atıyoruz değil mi? Tatile gidemeyenler de sıcak havanın etkisiyle muhakkak daha ince elbise ve kıyafetleri tercih ediyor. Yani her halükarda vücut hatlarımız daha bir göz önünde bulunuyor. Vücudundan memnun olmayanlar ekran başına. Vücut estetiğini konuşacağız bu bölümde. Vücut biçimlendirme cerrahisi söz konusu olduğunda vücudun neredeyse her yerine birçok farklı yöntem uygulanabiliyor. Hastalar bu operasyonlar sayesinde diyet ve egzersize cevap vermeyen fazla yağ ve deriden kolaylıkla kurtularak mükemmel bir vücuda sahip olabiliyor. Bu amaçla kullanılan yöntemleri estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Gülden Avcı Çakmak anlatacak bizlere. Sizin de vücut estetiği ile ilgili sorularınız olursa ekranlarınıza gördüğünüz numaralardan aramanız ya da mesaj atmanız yeterli. Sayın Çakmak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Şimdi yaz geldi artık ince kıyafetler giyilmeye başlandı. Acaba vücut estetiği deyince aklımıza hangi estetik türleri gelmeli ve kadınlar özellikle şu dönemde hangilerini talep ediyorlar sizden? Sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi yazın gelmesiyle örtücü dokularımız adeta azaldı. Kıyafetler inceldi ve bir takım kapatılma problemleri yaşanmaya başlandı. Yaza hazırlık olsun diye diyet yapıp spor yapıp yine de genetik sebeplerden dolayı veya bir takım metabolitik nedenlerden dolayı verilmeyen kilolar veya kilo verdikten sonra sarkan bölgelerin toparlanması bizim için önemli olan. Bunlar da en fazla hanımlarda karın bölgesinde sorun yaşıyoruz. İşte doğumla birlikte tekrarlayan doğumların da etkisiyle karında mutlaka sarkmalar ve fazlalıklar olabiliyor karın germe veya liposakşın karın bölgesi düzeltilebiliyor. Burada önemli olan hastanın aslında ne istediği, ne beklediği bunu hastayla çok iyi diyalog kurarak anlamamız gerekiyor. Tekrarlayan doğumlar karın ön duvarını mutlaka bir miktar deforme ediyor. Karın kaslarımızda anatomik olarak biraz açılma söz konusu oluyor. Hastalar çok güzel ifade eder. İşte kilo veriyorum ama azıcık yesem hemen göbeğim çıkıyor. Şurada bir göbek var bir türlü gitmiyor hocam. Bu tür durumda genelde kasların birbirinden ayrışması söz konusu oluyor. Karın bölgesinde birbirine paralel duran iki tane kasımız ayrılarak bebeğe yer açıyor. Bizim ameliyatta karın germe ameliyatında bu kasları tekrar geri yerine almamız gerekiyor. Bunlar geri yerine alınmadan hasta istediği kadar kilo versin mutlaka göbeği kalıyor. Ee, karın germede sadece bu kasların düzeltilmesi değil fazla yağların alınması fazla cildin çıkartılması da söz konusu. Ama sonuçta bu bir ameliyat. Hastaya bunu iyi ifade etmek zorundayız. Mutlaka bir iz oluyor. Ama bu iz bikini'nin altında kalacak bölgede e, olan bir iz. Ameliyattan sonra bir korse kullanımı söz konusu. Hastanın bu korse kullanımına işbirliği yapması gerekiyor. Fakat çok ağır ameliyat değil. O yüzden de çok rahat toler edilen ameliyatlar. Ama ne yazık ki yaşın ve e, hormonların etkisiyle bir miktar deformasyonlar oluşuyor. Fakat erkeklerde durum kadınlara göre biraz daha farklı. Kadınlardaki en büyük şans deformitemiz ve yağlanmamız cilt altına. Erkeklerde ise külü aldığında yağlanma, göbek göbeklenme daha çok bağırsak arasında yağlanmalar oluyor. O yüzden kadınlarda aldığımız cevabın aynısını erkeklerde alamıyoruz. Kadınla liposakşın yapıp yağ dokusunu azaltıyoruz, karın çevresini daraltabiliyoruz. Ama bağırsak içindeki yağlara müdahale edebilmemiz söz konusu değil. O da daha çok erkeklerde görülüyor dediniz. Evet o erkeklerde erkeklerde en fazla memnuniyet veren şey ise şu yanlardaki hmm. simit bölgesi denilen bölgelere liposakşın yapılabiliyor. Hmm. Yine erkeklerde bu yaz dönemi onları en büyük sıkıntıya sokan şey göğüs bölgesindeki fazlalıklar. Özellikle meme bölgesi dediğimiz bölgede fazlalık hijinokomaside olarak isimlendiriyoruz. Erkekleri gerçekten sosyal olarak çok zorlayan bir problem. Hmm. Hele ki gençlik döneminde psikolojisini etkileyip işte denize girmeme, havuza gitmeme, kıyafet seçiminde daha bol veya daha kalın şeylerle kapatma ihtiyacı duyuluyor. O bölgenin toparlanması önemli ama erkekte yine bir bikini veya mayo giyinmeyeceği için iz kalmadan bu işi yapabilmek, ameliyat olduğunun belli olmaması esas amacımız. O nedenle meme başından yapılan müdahalelerle o bölgeler düzleştiriliyor. Hayatın iki döneminde erkekte meme bölgesinin büyüklüğünü fizyolojik kabul ediyoruz. Birincisi hormonların çalışmaya başladığı dönem hormonlara cevap olarak bazen beklenmeyen yanıtlar verebiliyor vücut nedir? İşte göğüs bölgesinde büyüme oluyor. O tür durumda diyoruz ki bir dakika hayatın çok başındasın, görselliğin en önemli olduğu yaşlar ama biz 18'e 20'ye kadar bekleyelim. Çünkü bazen bu problem kendi kendine giriliyor. geçebiliyor. Peki ya geçmediyse? O zaman Çaresizdi. işte 20 yaşından sonra ameliyat seçeneğimiz söz konusu. Ama mutlaka altında başka bir hastalık var mı diye araştırıyoruz. Çok nadir de olsa erkeklerde de meme kanseri olabiliyor. Hmm. O yüzden mutlaka meme ultrasonografisi hormonal altında yatan bir problem var mı ona bakıyoruz. Eğer bunların hiçbirisi yoksa ki %95 hiçbir şey çıkmıyor. Tamamen fizyolojik dediğimiz vücudun yaptığı bir durum. O zaman o bölgeyi inceltebiliyoruz. Hocam madem karından girdik, karınla devam edelim istiyorum. Hı -hı. Çünkü özellikle kadınların ortak problemi değil mi? En çok istenen şey karın evet. dediniz. Bu liposakşının da tipleri var değil mi? Evet, şimdi liposakşın artık e, üzerinde çok çalışılan ve bilimsel olarak da sürekli yol alınmaya çalışılan bir teknik. Liposakşın aslında çok kapsamlı bir terim. Ve buna şimdi teknolojiye eklemeye başladık. Mesela lazer, lipoliz denilen bir şey. Bu lazer, lipolizde de lazeri kullanarak aslında liposakşın yapıyoruz Nedir? İlk önce lazerle yağlı dokuyu adeta eritir tarzda bir travmatize ediyoruz. Ve bu lazerin etkisiyle e, liposakşın yapılan bölgelerde kontraksiyon dediğimiz bir çekme oluyor. Böylece sarkma olasılığı daha azalıyor. Hı hı. Ve daha sonra yine liposakşın aletiyle içeride erinmiş haldeki yağı dışarıya alıyoruz. Hı hı. Veya vezırı. Kullanıyoruz. Burada da daha çok ses dalgalarıyla, ultrasonik şekilde ses dalgalarıyla yağ dokusunu kırıyoruz. Bunlardaki özellik, teknolojiyi bu işin içine kattığımızda daha az travmatize oluyor, hasta daha çabuk iyileşiyor, korse süresi daha az oluyor, derinin sarkma olasılığı daha az iniyor. O yüzden artık hani bu liposakşını hep şeyle birleştiriyoruz, teknolojiyle birleştiriyoruz. Ama genel terim olarak hepsine birden liposakşın diyoruz. İşte hastanın ihtiyacına, hastanın taleplerine göre bunu teknolojiyle birleştirerek e, yapıyoruz. Şimdi hocam herhalde yağ olduğunda göbekte liposakşın tekniği uyguluyorsunuz değil mi? Evet. Sarkma olduğunda karın germe ve mini karın germe diye bir şey de duydum. Evet orada deri fazlalığı çok önemli. Eğer ki hastanın derisinde fazlalık çoksa liposakşın yapıp içini boşalttığınızda sönmüş balon manzarası dediğimiz olay olur. Nasıl bir balon şişer ve söndürülürse günüzde sarkarsa deride bu tarz sarkma olur. Derinin toplama kapasitesi, derinin kalitesi çok önemli. Eğer deride çok çatlak varsa, hastanın yaşı ileriyse, hasta çok sigara kullanıyorsa bu hastanın derisi çok fazla toplamayacaktır. O tür durumlarda o zaman fazla deliği çıkartma söz konusu. Eğer ki deli fazlalığı çok anlamlı değilse göbek deliğinin yerini değiştirme ihtiyacı duymuyorsak mini abdominoplasti yapıyoruz. Sadece göbeğin altındaki kısımda bir germe yapılıyor. Çünkü üstün ihtiyacı olmuyor. Ama germe ihtiyacı çok daha fazlaysa... O zaman tam atlamaya plastiğe dönüyoruz. Hocam bir izleyicimiz size soru sormuş. Demiş ki liposakşın tedavisinde yağ alınan yerlerde girinti çıkıntı çökmeler oluyormuş diye duydum. Bu doğru mu? Bir de daha sonra kilo alınırsa ne olur? Yine yağ birikimi olur mu? ben yeni doğum yapan 35 yaşında bir kadınım ne zaman liposakşın önerebilirsiniz bana der şimdi liposakşınla girinti çıkıntı tamamen teknikle ilgili orada ameliyat esnasında ne kadar kontrollü gidilirse girinti çıkıntı olma olasılığı o kadar az ama artık çok ince kanüller kullanıyoruz bir de dediğim gibi lazer yardımlı liposakşın yapıyoruz o yüzden bunların olma olasılığı gittikçe düşük doğum sonrası Mutlaka emzirmenin ben bitmesini öneriyorum ve emzirme bittikten sonra kadının metabolizmasının sakinleşmesi için 3-6 aylık bir döneme ihtiyacı var. Emzirme bittikten sonra 3-6 ay sonra yapılabilir. Ama hiç emziremedim fakat bir an önce de olmak istiyorum derse doğumdan sonra bir 6. ayda yapılabilir. Fakat eğer emzirme söz konusuysa o zaman en azından bir 1 yıllık emzirme süresinden sonra bu gündeme gelebilir. Başka ne sorulmuştu? Bir de yeniden kilo alırsa hocam Hı. olur mu diye. Liposakşın aslında en güzel tarafı yağ hücre sayısını azaltması. Hı. İlk 5 yaşa kadar vücudumuzdaki yağ hücre sayısı artıyor. 5 yaştan sonra yağ hücre sayısı artma göstermez. Ama mikroskobik seviyesindeki bir yağ hücresi portakal büyüklüğüne kadar büyüyebiliyor. O yüzden de çocuktaki obezite bizim için gelecekte çok riskli. Liposakşın ise en büyük avantajı yağ hücre sayısını azaltıyor o bölgedeki yağlar dışarıya alındığı için siz kilo alsanız dahi oradan tekrar kilo alamıyorsunuz. Alamıyoruz değil mi? Hı hı. Bir izleyicimiz six pack cerrahisi diye bir şey duydum. Bu yöntem nedir? Yöntemin liposakşından farkı nedir diye sorar. Orada liposakşın aslında yine yapılan bir çeşit liposakşın. Sadece yağ dokusuna şekil veriyoruz. Amaç daha estetik bir görüntü elde etmekse özellikle erkeklerde yağı alırken six pack tarzında bazı bölgeleri biraz daha derin çalışıp bazı bölgeleri daha az çalışarak sanki kas yapılmış ve orada kas e, baloncukları varmış gibi görüntü elde ediliyor. Yapılabilir özellikle erkekler çok memnun kalıyor. Yani spor yapmadan da kas oluşturabiliyor mu bu şekilde? Evet. <laughs> bu çok güzel evet, haber biliyor evet. musunuz? evet, Yani çocuğum? bu görsel bir ilizyon aslında. Erkekler lipo shaping diye bir operasyon da yapıyorlarmış değil mi? Bunun farkı ne onda? Lipo shaping aslında liposuction'da alınan yağları daha sonra olmasını istediğimiz yerlere enjekte ederek kombine işlem. Yağ enjeksiyonu ve yağ alımı ikisi kombine yapılıyor. Bu sadece erkeklerde değil kadınlarda da. Örnek veriyorum karın bölgenizde fazlalıklarınız var onları alıyoruz. Ama olmasını istediğiniz bir takım şeyler var. İşte bir popo çıkıntısının biraz daha fazla olmasını istiyorsunuz. Elde ettiğimiz yağı işlemden geçirip onları o bölgelere enjekte ediyoruz. Veya six pack yapmak için yine liposuction yapılıp bazı bölgeler özellikle fazladan kazınıyor ama kabarık olması, kas görüntüsü vermesini istediğimiz yerlere de bir miktar yağ enjeksiyonları yapılabiliyor. Mesela bir mükemmel popo yaratılabiliyor mu bu sayede? Şimdi mükemmel tabii çok kişiden kişiye değişiyor. Bu mükemmel gerçekten çok zor bir kelime. <laughs> çok tartışılır ama çok ideal bir popoya sahip olabiliyorsunuz. Ve bu yağ enjeksiyonları ile artık protez kullanımına olan ihtiyaç azalıyor. Peki ya daha sonraki süreçte yine kişilerin formuna, sporuna dikkat etmesi gerekiyor mu? O kesinlikle. Aslında bu hiçbir zaman kalıcı bir şey değil. Çünkü hayat dinamik bir süreç, vücut dinamik bir e, süreç içinde ve bu dinamik sürece mutlaka ayak uydurmak zorundasınız. Bunu yaptırdığınız, vücudunuzu durağan hale getirdiğinizde o dinamik sürece ayak uyduramayıp mutlaka deforme olacaktır. O yüzden işte diyetinize, sporunuza, sağlıklı yaşamınıza mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Peki hocam diyelim kişide hiç yağ yok ama poposunun büyütülmesini istiyor. Bunun çaresi yok mu? Var. O zaman protez kullanıyoruz. Nasıl meme protezi varsa, e, popo protezi de var. O zaman popo protezleriyle e, işlemi yapıyoruz. Zaten aslında bu tür insanlar genelde çok zayıf kişiler. Gerçekten hani popom yok derece e, kadar sıkıntım var diyorsa, o zaman protez kullanmamız gerekiyor. Protez daha çok e, hep meme protezi olarak biliniyor ama sadece meme değil. Dediğiniz gibi popo, popo protezi veya bizim kurur istediğimiz Diz altı ile ayak bileği arasına da biz protez uygulayabiliyoruz. Bacaklarım çok ince, üst bacak daha kalın ama alt bacağım çok ince dediğinde veya çarpık bacak sorunu var dendiğinde o bölgeye de protez uygulanıyor. Fakat hep amacımız en az izi bırakabilmek. Yaptığımız kesiler hep gizlenebilecek yerde kesiler. Ve... Ee protezi koyduğumuz yerler hiçbir şekilde kasla temas etmeyen bölgeler o yüzden hastanın e, hareketini engelleyecek e, bölgeler değil sonuçlar çok memnuniyet verici ama sonuçta vücudunuza bir yabancı cisim giriyor. Bunun bilgisinde olmanız gerekiyor. Fakat bu protezler kolay kolay patlayacak şeyler değil. Ancak nedir? Bir bıçaklanma, bir delici kesici yaralanma durumunda mutlaka buna sağlık profesyonelleriyle paylaşmanız gerekli. Zaten bu işlemden sonra size protezin özel kartı veriliyor ve benim hep hastalarıma önerdiğim bunu kimlik kartınıza yakın bir yerde taşıyın bir kaza geçirdiniz, bilinciniz kaybedi, kaybedildi. Vücudunuzda böyle bir yabancı cisim taşıdığınızın bilgisi verilsin şeklinde bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Fakat dediğim gibi bunların hiçbirisi aslında çok ağır ve zor ameliyatlar değiller. Şimdi söz konusu bacaktan açılmışken hocam, kadınların en büyük sorunu selülittir ve bacaklarda biriken yağlar olabiliyor. Bunun çözümü ne oluyor sizin tarafınızda? bacaklardaki yağlanmalıya yine liposakşın yapıyoruz. Liposakşın da yağ dokusu azaltıyor, azaltılıyor ve liposakşın aynı zamanda selülite de mutlaka katkısı oluyor. Fakat selülit aslında dolaşım problemi ve selülit hormonların getirdiği ikinci bir problem. Hatta şöyle bir literatür sözü size ne paylaşabilirim. Hormonu olan her kadının seliliti vardır. Selilitsiz olmak gerçekten çok zor. Bunun için çok disiplinli bir yaşam, çok iyi bir beslenme tarzı gerekli. Selülit bir, bir süre sonra mutlaka hormonların ikincili olarak gelecektir. Fakat bunu en aza indirebilmek için dolaşım problemlerinin en aza inmesi, işte masajlar yapılması, hastanın kilo almaması, tuzlu gıdalar, kafeinli gıdalar tüketmemesi çok önemli. Bir de yağ yükünün azaltılması. Zaten aslında bakarsanız bu dediklerimi yapan kişilerin yağ yükü çok olmadığı için onlarda otomatik olarak selülit olmuyor. Ama hani liposakşına ihtiyaç duyacak kadar eğer ki hastanın problemi varsa bu hastada selülitin olması kaçınılmazdır. Ve yağ yükü azaldığı için selülit miktarı da azalır. Fakat bu hastanın daha sonrasında da işte masajlarla, gıdaları beslenmesiyle, yürüyüşüyle kendine dikkat etmesi gerekli. Piyasadaki selülit kremlerine bakış açınız nedir hocam? Şöyle, ee, şimdi iki yönden faydalı görüyorum. Birincisi hasta selülit kremini sürerken mutlaka masaj yapıyor hmm. ve dolaşıma etkisi oluyor. Aslında ben benim şahsi fikrimi sorarsanız etkinliğin çoğu bu masajın etkisiyle. Yani siz bu krem yerine başka belki bir vazelin de kullansanız belki aynı etkinliği sağlıyorsunuz. İkincisi kremin içeriğinin bizim için önemli olduğu nokta gerçekten bir takım dolaşımı etkileyici faktörler etkiliyorlar. O zaman işte kreme özellikle önem veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya evet dolaşımı düzenliyor, dolaşıma etkisi var ve sellülite faydası oluyor. Ama %60 etkiyi de kremi sürerken yapılan masajdan sağlıyor. Gelelim kol problemlerine. Kolda sarkmalar da kadınların ciddi problemleri olabiliyor. Evet. Buna yönelik çözüm önerileriniz var mı? Kolda sarkma olmadan kalınlaşma söz konusuysa sadece liposakşın yapıyoruz. Ve liposakşınla kol çevresini daraltabiliyoruz. Fakat orada yine dediğiniz gibi kolda sarkma çok önemli. Çünkü liposakşın yapıp e, e, hastanın kolunu incelttiğinizde kıyafetliyken hasta çok memnun ama kısa kolla bir şey giyip özellikle el sallamaya kalktığında kolundaki sallanma hissi kişileri çok rahatsız edebiliyor. O zaman kol germe yapıyoruz. Burada amaç izi olabildiğince saklamak. Koltuk altına mı saklıyorsunuz? Koltuk altından ve kolun iç bölgesinden bir kesi yapmamız gerekiyor. Ama hasta kolunu kaldırdığında yine de izi gözükebiliyor. O yüzden de hastanın bu konuda kararlı olması gerekli. Bu izin geri dönüşü yok. İzin saklanabilme olasılığı söz konusu değil. Eğer ki mümkünse ilk önce liposakşın ve spor denemeyi tercih ediyorum. Peki hocam acaba başarıya ne etkiler? Tüm bu ameliyatlar söz konusu olduğunda yaş, kilo, alımı verimi ya da sigara ne gibi önerileriniz olacak? İlk önce şu bu ameliyatların hiçbirisi zayıflama ameliyatı değil. Bunların hepsi vücut şekillendirme cerrahisi. Hastanın fazlalıklarını toparlayıp şekillendiriyoruz. Hasta eğer ki bunu bir kilo verme amacıyla yapıyorsa başarıyı elde edemiyoruz. Hep hastalara söyledim. Lütfen ideal olan kilonuza düşüp ondan sonra gelin kalanlarını biz toparlayalım. O yüzden ideal kilo sınırlarının içinde olması çok önemli. Hastanın sigara kullanmaması, sigara kan dolaşımını bozup yara iyileşmesini çok bozuyor. Hem süreç olarak uzuyor hem hasta çok rahatsız oluyor. Hem de kalan izlerin daha kötü olmasına sebep oluyor. O yüzden sigara kullanmamak çok önemli. Bir de ameliyatı olduktan sonra hastanın hayatını disiplinize edip işte spor, beslenme, alışkanlığı bunları daha düzene sokması çok önemli. Bunlar aslında bir kombinasyon. Yani hiçbir zaman da işte ben şu ameliyat masasına yatayım, 2-3 saat uyuyayım, uyandığımda işte bir mucize olsun ve bu böyle devam etsin hayatım boyunca. Keşke böyle bir şey olsa ama böyle bir şey ne yazık ki söz konusu değil. Biz sadece toparlayıp şekillendiriyoruz bu şekilde kalması biraz hastanın elinde hastanın kendine dikkat etmesi önem vermesi gerekiyor ama bu ameliyatların en güzel tarafı hastaları çok motive ediyor. Hasta diyor ki işte bu kadar kendime zaman ayırdım, bu kadar bir takım özverilerde bulundum. O zaman ben de buna uyum sağlayayım. Ameliyattan önceye göre ameliyat sonrası hastalar gerçekten hayat tarzı çok daha disiplinli olup dikkat ediyorlar. Çok keyifli bir sohbetti Sayın Çakmak. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler Ben çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim vücut estetiğini konuştuk. Tabi yaza girerken önemli estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Gülden Avcı Çakmak'la kapatıyoruz bu programı. Yarın yine aynı saatte. Bu sefer başka uzman konuklarla başka konuları konuşuyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın. Hoşçakalın.